Ya şunu ben gördüm bu arada. Yavruları plasenta sahibi. Ben bunun Instagram postunu görmüştüm. Bu bir balina eliymiş chat. Bunu iki kere de atmışsınız. Beraber izleyebiliriz. Şu fotoğrafa bir bakın. Biliyorum birazcık kanlı ama bu ölmüş bir balinanın otopsisi. Yani diseksiyonu sırasında çekilen bir fotoğraf. O gördükleriniz balinanın göğüs yüzgeçlerindeki et ve yağı sıyırdığınızda ortaya çıkan parmakları. Ve balinanın eli. Bu parmaklar hayatınızda duyabileceğiniz en muhteşem evrimsel destanı bizlere anlatıyor. Bu destana kulak verin. Çünkü hayvanlara ve doğaya bakışınızı değiştirecek. Biraz evet korkunç. Bir daha gelmiyor merak etmeyin. Galiba yani. Abi bizi ne zaman salacaksın? 15-20 dakikaya kaçarım ben de saat 3.30 olunca. Ben bir balina mıyım? Evrim ağacının bütün çalışmaları baba balina da el varmış işte. Gönüllülük esasıyla evrim ağacına destek olmasıyla sürdürülüyor. Eğer siz de yaptıklarımızı kıymetli buluyorsanız ve daha fazlasını yapabilmemizi isterseniz Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden bize destek olabilirsiniz. İhtiyaç fotoğrafı gene mi çıkacak? Video açıklamasında ve yorumlarda bulabilirsiniz. Din bilim Darwin saati. Balinalar ve yunuslar denizlerde yaşayan memeli hayvanlar. Yani onlar da bizler gibi yavrularını sütle besliyorlar. Bizler gibi hava soluyorlar. Bizler gibi iç kulak kemiklerine ve en azından yavruyken kıllara sahipler. Ana rahminde yavruları plasenta sayesinde besleniyor. Ve yavrular doğduktan sonra annelerinin memelerini emiyorlar. Yani bizden farksız. Oğlum eleman suda meme emiyorlar. Bu arada balinalardan bahsedeceğimiz için şu bilgiyi de vereyim. Bütün yunuslar aslında balinadır. Ama bütün balinalar yunus değildir. Yunuslar balina çok tatlı değil mi? Şey, yani bilimsel adıyla Setisha infra takımı yunusları yani Odontoceti parv takımını da kapsıyor. Hani nasıl ki bütün memeliler omurgalı hayvanlardır ama bütün omurgalı hayvanlar memeli değildir. İşte bütün yunuslar da balina ama bütün balinalar yunus değil. Dolayısıyla bu videoda ben balina dediğimde siz işte mavi balina, çeşit çeşit yunus, katil balina, Yunuslar gülüyor gibi, evet. Gibi geniş bir grubu düşünün. Bu arada ilginç bir bilgi daha. Katil balina dediğimiz şey aslında bir yunus türü. Ama yunuslar da dediğim gibi zaten bir balina. Bilim insanları... Ya bu isim verme konusunda çok büyük bir faul yapmış insanlar bence zamanında. Birincisi foklara nasıl su iti dememişler mesela. Yani Azerice'de su iti denmiş. Türkçe'yle niye ne alaka yani, o adam bildiğin köpek yani, yüzen köpek o. Sonra köpek balığı köpek balığı diye dediğin hayvanın köpekle alakası yok. Köpek balığı dediğin herifin köpekle hiçbir alakası yok. Belki hani deniz aslanı dediğin, deniz aslan dediğin adamın da aslanla alakası yok. Fuck. Ya da götünden salla sen de, adam shark demiş mesela. Ne bileyim salla. Keskep de al. Bence keskep güzel bir köpek balığı tabiri olabilir. Köpek konusunda berbat olduğunu daha önceden anlatmıştım. Isırıyor mu? Şimdi balinaların memeli olması aslında bilimsel bir sıkıntı yaratıyor. Memeliler sınıfı dediğimiz canlı grubu bir dört üyeli yani tetrapod grubu. Yani yine bir hiyerarşi var aralarında. Her memeli hayvan bir tetrapod. Ama her tetrapod bir memeli değil. Tetrapodlar içinde memeliler, sürüngenler, amfibiler ve kuşlar var. Tetrapod olan bu hayvanların hepsinin 4 uzvu var. 2 kol ve 2 bacak. Ve bir diğer ortak özellikleri de şu. Bütün tetrapodlar sularda yaşayan balık. Ya şimdi şey var mı sizde de? Hiç böyle hani böyle bir gün böyle şansım yaver gitse böyle bir maymunla boks yapabilsem isteği yok mu hiçbirinizde? Hani böyle maymun boks eldivenini giyse kapışsak bir maymunla böyle birebir. Hiç var mı böyle bir istek? Balıklardan değil mi? Var olanlar, önce evet. Kurbağalar ve semenderler olanlar gibi olması iyi. Sizde de varmış demek ilk ki. Adımları attılar. Mesela Tiktaalik, Acanthostega, Ichthyostega, Tularpeton gibi türler bu geçişin fosilleşmiş. What the fuck? Tokdir'den 5000 kişi host geliyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Tokdir. Sedat çok sağ olun. Selamlar, merhabalar, merhabalar. Biz de Din Bilim Darwin seansımızdaydık.
Balinaların parmağı varmış. Evet. Hemen anime ayağımı açayım. Anime ayağı duruyor mu bir yerde ya? Anime ayağını kapamışım chat. Anime ayağı yok. İş kanıtları. Bu hayvanlar üremek Satanist için Pepe, Mert Huzur hoş geldiniz. Yani teşekkür ederim cömertliğinizden ötürü. Değillerdi. Peki niye karalara çıktılar? Kesme şüntenti. Bunun birçok nedeni olabilir ama muhtemelen en önemlisi o dönemde karalarda henüz hiçbir omurgalı yokken karaların çoktan mantarlar, böcekler ve bitkilerle işgal edilmiş olmasıydı. Yani karalar denizlerde balıklar ve diğer hayvanlar arası rekabete nazaran müthiş bir yaşam alanı sunuyorlardı. Dolayısıyla moruk mesela şimdi bu alternatif iş düşünüyor musunuz chat? Hani zamanında mesela hani insanlar niye suya dönmemiş? Ulan ben bunu yanlışlıkla geri açmışım. Böyle full suda yaşasaydık değil mi? 10 numara olmaz mıydı? Bir tane şey vardı öyle. Neydi onun adı? Geçenlerde sürekli konuşuyorduk ya. Türk bir adamın yazdığı böyle fiction. İnsanların böyle bir sürü All Tomorrows. Onda bir tane insan ırkı vardı. Full böyle suda falan yaşıyorlardı galiba. Dile suyun dışında daha uzun süre kalabilen balıklar seçildiler, farklılaştılar ve bugün amfibiler yani çift yaşamlılar dediğimiz canlılara evrimleştiler. Hatta bugün çamur zıpzıpları gibi karalara çıkabilen balıklar da bu tür bir adaptasyonun nasıl olabileceğini bize gösteren kanlı canlı örnekler. Bunu ben küçükken uçan balıkların olduğuna inanmıyordum biliyor musunuz? Bu sizde de var mı bilmiyorum ama hani böyle zamanında uçan balık diye bir şeyin olduğuna böyle çok panik yaptınız mı acaba? Hani bayağı hepinizde olması beni çok şaşırdı gerçekten. Var mı lan uçan balıklar hakikaten? Daha sonra anlatacağım. Aynı ben. Neyse, sonrasında bu ilk amfibiler karalara uyum sağladıkça yumurta içinde yavru büyütmeyi mümkün kılan karasal adaptasyonlar ortaya çıkmaya başladı ve sürüngenler evrimleştiler. Sürüngenler üremek için sulara dönmek zorunda değillerdi. Yani karalara kalıcı olarak çıkan ilk omurgalı grubuydu. Siz mesela şey... Abi bu deniz... Yap atmayın hemen bir dakika. Ya siz şey düşünüyor musunuz mesela bu denizin tuzlu olmasının sebebi balina spermlerinden kaynaklandığını? Bunu bir tek ben düşünüyor olamam değil mi? Hani var mı sizde? Var değil mi? Bir tek ben değilmişim demek ki bunu böyle düşünen. Evet. Bundan kısa bir süre sonra da memeliler sürüngenlerden ayrılarak evrimleştiler. Bu süreci daha detaylı olarak bir başka videoda inceleriz. Eğer kaçırmak istemezseniz mutlaka kanal bildirimlerini şimdi açın. Ama bu kısa özette anlamanızı istediğim temel şey şu. Atalarımız olan ilk memeli hayvanların hepsi ama hepsi karalarda evrimleştiler. Hiçbir memeli hayvan suda evrimleşmedi. Allah Allah. Denizlerde memeli hayvanlar Bu balinaların hikayesi demek ki adam karaya gelmiş böyle bir el çıkartmış. Siz göremiyorsunuz şu anda. Sonra R'ye atmış galiba. Sorununu görebiliyor musunuz? Eğer ki evrim teorisi evrim gerçekliği Kur'an'da yazmıyor. Bunun Genius hoş geldin. Olabilir. Genius karalardaki memelilerden ayrılan bir kol sonradan denizlere geri dönmüş olmalı. Çünkü amfibiler ve sürüngenler gibi devasa ara basamaklardan geçişi içeren tarihleri dolayısıyla balinalar gibi denizel memelilerin balıklardan doğrudan ateist misiniz aminik ve pek aminik ve diğer tüm memelilerden bağımsız olarak evrimleşmesi ve buna rağmen diğer karasal memelilerle birebir aynı özelliklere sahip olmaları hiç olası değil. Bilimin en temel ilkelerinden biri olan parsimoni yani tutumluluk ilkesiyle çelişiyor. Parsimoni ilkesi bize şunu söylüyor. Diğer kocaman olmuş oğlum baksana. Sabitken bir olayı açıklayan bu kadar var mıdır balina? Daha fazla olası açıklamadan en az varsayıma dayananı muhtemelen en doğru olanıdır. Dolayısıyla... Ya bu olay çok ilginç bak bu arada. Bu yunuslar tamam mı? Biraz az mıdır? Şükür var mıdır? Bu yunuslar, bu blowfishler var ya. Bu lavukları alıyorlarmış böyle ağızlarında tutuyorlarmış. Sonra böyle yakar top oynuyorlarmış. Bunlar da böyle bir şey zehir salıyormuş. Bunların kafaları güzel oluyormuş sonra. Ha böyle bunları paslıyorlarmış aralarında böyle kafayı çekiyorlarmış. Sonra adamcağız bırakıyorlarmış kendi haline. Evet. The fuck ya bunun suçu ne? Muhtemelen en doğru olanı. Yunuslar... Şimdi yunuslar bence insanlardan daha zeki saklıyorlar.
Dolayısıyla hem barış çubuğu balığı takılıyor doğrudan doğruya balıklardan tam piç ya, aynen. Hem de sürüngenlerden evrimleşen karasal memelilerin birebir aynı özellikleri sergilemesi çok fazla varsayım yapmamızı gerektirir. Ama karada evrimleşen memelilerin bir kolunun değişen çevre şartlarına bağlı olarak, mesela karalarda artık çok fazla rekabet olmasına bağlı olarak tekrardan suya adapte olmaları çok daha az sayıda varsayıma dayanan bir evrimsel tarih veriyor ve dolayısıyla çok daha olası. Ama öte yandan kara... Abi yayında mısın? Ya bu böyle bayağıdır Twitch'te dönen bir muhabbet. Ben bunun ilk kimin sorduğumu çok merak ediyorum. Abi yayında mısın sorusunu soran çocuk kesin chat'i bir tarafa atıyor. Amorant izlemeye falan gidiyor. Sonra o ara çekliyor böyle. Ara sıra chat'e yazıyor. Ama şimdi buradaki sıkıntı da şurada. Benim evet dediğimi bu adam nasıl duyacak? Ya da hayır dediğimi. Bilmiyorum. Bir yerde sadece chat okuyor. Karalarda evrimleşen memeliler gerçekten denizlere geri döndülerse abi yayında mısın? Vücutlarında karasal 4 üyeli ataların bazı izleri olmalı. Örneğin kol ve bacakların izleri olmalı. Bu izler yoksa evrim teorisi büyük bir derde girerdi. Ama bu izler varsa bu evrim teorisi için muhteşem bir destek olurdu, öyle değil mi? Yani denizden memeli dediğimiz bir şeyin varlığı evrim teorisi için muhteşem bir sınav fırsatı veriyor. Sonuç ne olsa beğenirsiniz. Balinalarda hem kolların hem de bacakların izlerini bulabiliyoruz. Balinalar 55 numara Jordan giyer mi sizce? O boyutla mesela. Özel. Kolları Şek giyiyor yani, onun ayakları o kadar değil mi? Giyer bir tane. İzlerini bulmak için pek fazla uğraşmaya gerek yok. Çünkü balinaların yüzgeçleri onların kolları zaten. Ama dahası var. Video başında da gösterdiğim gibi bu yüzgeçler balık yüzgeci gibi değiller. Gerçek anlamda bir koldan söz ediyorum. Bakın video başında gösterdiğim, geçtiğimiz haftalarda omurgalı zoologu ve Danimarka Doğa Tarihi Müzesi sürüngen bilim küratörü Dr. Mark Schurz tarafından paylaşılan bu fotoğrafta yine dediğim gibi bir diseksiyon, yani vücudu keserek açma çalışması görülüyor. Burada gördükleriniz balinaların göğüs, yani pektoral yüzgecinin içindeki eti sıyırdığınızda ortaya çıkan parmaklar. Bunlar onların el parmakları. Ve balinalarda da insanlar gibi 5 adet parmak bulunuyor. Çünkü balinalarda 5 parmaklı atalardan evrimleştiler. Kalktı mı? Halbuki balıklara bakıyoruz, onlarda parmak kemikleri yok. Sadece bilek kemikleri var. Ki karalara çıkan tiktaalik gibi atalarımızda zaten bu bilek kemiklerini onlardan miras aldılar ve bize de miras bıraktılar. Bu süreçte o bilekler karalarda yürüme adaptasyonlarını sağlayacak biçimde değişti. Bunlarla ilgili olarak Neil Shubin'in İçimizdeki Balık bir yıl isimli şaheserini çok teşekkürler veya belgeselini izleyebilirsiniz. Türkçe olarak da var. Ama bu balina elinin bize öğrettiği şey şu: evrimin ışığı olmasaydı balinaların da sahip olduğu bu 5 parmağı ancak kör bir tesadüfle açıklamak zorunda kalacaktık. Yani çıktılar geri indiler. Yani sanıldığı gibi evrim bir şeyleri... Daha ayak mı? Ayak nerede lan? Evet. Önemli tam ayak. Tersine, aksi takdirde tesadüf dememiz gerekecek doğal gerçeklere rasyonel ve test edilebilir ayak açıklamalar nasıl sunuyor. Not check, belli öngörülerde bulunuyor ve bu öngörülerle teorilerimizi sınayıp yanlışlayabiliyoruz veya doğrulayabiliyoruz. Ve evrim teorisini her yanlışlamaya çalıştığımızda, tıpkı mesela görelilik teorisi gibi, her sınavdan alnının akıyla çıkıyor ve böylece giderek güç kazanıyor. İşte bu bilimin müthiş zaferi. Ha bu arada neden 4 veya 6 değil de 5 parmak olduğunu daha önceden bir videoda anlatmıştım. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Bir de burada şunu vurgulamak istiyorum. Abi 2 dakika durdursana, AFK'yım geleceğim. Allah'ı yedim. Hayır, komik değil.
Biz bilimde bazen evrimi anlatmak için bu tür çizimler kullandığımızda ve işte çok uzak akraba olan türlerde bile birebir aynı vücut planlarını gördüğümüzü söylediğimizde böyle fasa fiso bir iş yapıyormuşuz gibi lanse ediliyor. Hani fosilin veya kemiğin kendisini değil de çizimini gösteriyorlar, yalan söylüyorlar gibi suçlamalar görebiliyorum. Alın. Çizimle kemikleri yan yana kıyaslayın. Bunların çizimle gösterilme nedeni öğrenme kolaylığı. Bunlar hep profesyonel çizimler. Hayal gücüne falan dayan. Doğru, bunu mu görmek istersin yani daha çok? Dayanmıyorlar. Çok korkunç. Mesela yarasa kanadı da sıfırdan evrimleşen bir yapı değil. Bildiğiniz tetrapod kolunun ve parmaklarının uzamasıyla ortaya çıkan bir yapı. Bu fotoğrafta gördüğünüz yarasa kanat destekleri... Yarasalar bayağı korkunç ya bu arada. Yani... Deri cüzdana benzemiyor mu sizce de? Hani sanki deri cüzdanı açmışsın, ışığa tutuyorsun. Yarasanın aşırı uzamış parmak kemikleri. Tıpkı balinalarda parmakların uzayarak yüzgeç desteğine dönüşmesi gibi yani. Bunlar uydurma şeyler değiller. Makro evrimi, yani büyük çaplı evrimi tartışmasız bir şekilde ortaya koyan gerçekler ve gözlemler bunlar. Peki, ya arka uzuvlar, yani bacaklar? Onların izi var mı balinalarda? Bacakları bulmak için biraz daha dikkatli bakmamız nerede gerekiyor. Nerede lan bunun bacağı? Çünkü balinaların arka bacakları kuyruk yüzgecine dönüşmedi. Örneğin şu foklar ve deniz filleri gibi. Bu tam böyle... Bunlar felaket ya. Bunun böyle yanına gidip böyle... Böyle tam vurmalık böyle. Tepincan bölgesinde. Kaçar ama büyük ihtimalle değil mi? Ya da sırf bir şey yapar yani. Aklılarda yani pinipedler isimlerinden de anlaşılacağı üzere yüzgeç dediğimiz aslında kanalarda bacak olarak kullanılan yapının kaynaşarak yüzgece dönüşmesi evrimleşti. Kancı çok güzel imot. Bunların içinde 5 parmaklı 2 tane ayak var yani. Onların evrimi de efsane bir konu ama şimdilik bir başka zamana bırakıyorum. Ama balinalarda böyle aynı ben ya. Kuyruk yüzgecinin içinde aynı pektoral yüzgeçlerindeki gibi parmaklar bulunmuyor. Hatta balina kuyruklarında hiç kemik bulunmuyor. Kuyrukları tamamen kas ve yağ gibi dokulardan oluşuyor. Bu durumda balinaların bacakları nerede? Onlara nerede lan bacakları? Neredeyse yok olma noktasına gelecek kadar köreldiler. Ama burada ana. Abi sizce mesela bundan şöyle bir 500 yıl sonra ayak parmaklarımız gider mi? Hayır, yep değil, yep değil, yeplik bir değil bu. Öyle bir video vardı, hatırlar mısınız? İnsanların ayak parmakları gidecek falan diye. 500 yıl bayağı az bu arada. Neredeyse. 500 yıl bayağı az. Arka bacakların olması gerektiği yere milyon falan galiba yani. Oradan açmak lazım herhalde. Omurgaya bağlanmayan V şeklinde bir kemik grubu buluyorsunuz. Serçeler gider bence. Ankara'daki maden tetkik aramanın Doğa Tarihi Müzesi'nde grubu buluyorsunuz. Bektiği gibi omurgaya bağlanmayan V şeklinde bir kemik grubu buluyorsunuz. Bunları Ankara'daki maden tetkik aramanın Doğa Tarihi Müzesi'nde de saklıyor kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Eğer hala duruyorsa. İşte o V şeklindeki kemiklerin yapısını doku bilim yani histoloji ve hücre bilim yani histoloji metodları kullanarak incelediğinizde bu kemiklerin insanlardaki ve diğer tüm memelilerdeki uyluk yani femur ve leğen yani pelvis kemikleriyle aynı kemikler olduğunu görüyorsunuz. Ne? Ekranda gördüğünüz fotoğraflar ve çizimler bu kemikleri gösteriyor. Ve bu çok korkunç bir fotoğraf ya. Geniz gibi bu kemikler diğer memelilerdeki gibi artık vücuda bağlı değil bile. Bu kemikler tartışmasız bir şekilde bacak ve leğen kemiği artıkları olmasına rağmen tamamen yok olmamalarının da çok iyi bir nedeni var. Balinaların ataları denizlere adapte olup da bacaklarını yitirdikçe bu kemiklerin pozisyonu da kademeli olarak değişti. Bu sırada her ara neslin yavruları... Bir tane klasik şey var ya, insanlar da şöyle şöyle tutuyorlar. Şurada böyle kimisinde var, kimisinde yok böyle. Biliyorsunuz değil mi onu? Tutunmak için kullanılıyormuş. Bir boka yaramıyor diye yok olmuş artık. Bende var mı? Ha, klasik yani. Onun gibi şey işte. Bratius 8 hoş geldin. Bratius 8. Cömert nötr. Bende var. Hala maymunluğum duruyor.
Galiba onu kanıtlıyor değil mi? Maymunların durduğunu kanıtlar yani. Bu kemiğe tutunmaya başladılar. Palmaris longus. O sonra bu kemik çiftleşme sırasında müfredattan kaldırsaydı çok komik olmaz mıydı? Aslında penisin kontrolüne yardımcı olacak. Aa, balina pipisi. What the fuck? Bu nedenle tamamen yok olmalarını engelleyen yeni bir seçilim baskısı ortaya çıktı. Öyle ki mesela dişi balinalar çiftleşmek istemedikleri bir erkekle karşılaştıklarında vajina ve vulvalarını korumak için su yüzeyinde sırt üstü inanılmaz bir cock block değil mi? Git boğul hadi. Çok istiyorsan çık boğul diyor adama. Yatabiliyorlar. Hani erkekler onlara... Bugün bu üçüncü banlanma sebebimiz olabilir. Ama buna banlanmayız artık daha. Neler oldu yani. Zor. Yanaşmasın diye. Erkekler bu kemikleri kullanarak penislerini su dışında da yönlendirip... Vay amına koyayım. İnanılmaz ya. O dişileri bile döllemeye çabalıyorlar. The fuck? Yani körelme sürecinde bu kemik... iki tane falan var oğlum, bunlar kafayı yemiş, deli bunlar. Deli bir işlev kazandığı için tamamen yok olamıyor. Ama bu köreldiği gerçeğini de değiştirmiyor. Femur ya, bu bildiğiniz bacak kemiği. Ana görevi karalarda... Adam bacağını şeye çevirmiş. Helal olsun ha. Çok güzel bir, bence yeni şey bulmuş. Yükü taşımak. Olmasa olur muydu mesela balinalarda bu artık? Çok iyi. Evet, balinalar yine çiftleşebilirdi. Ve belki başka adaptasyonlar Kara edinirlerdi. Kara Yaçevski. Bu körelmiş organlarla ilgili hoş de bir video teşekkür yapacağım. Cömert ama şunu söyleyeyim. Bu olay yani körelmekte olan organların o süreçte yeni işlevler kazanması. Şöyle. Körelen organların işlevsizleşme sürecinde gördüğümüz yaygın bir durum. O evde nasıl 15 metre cam var? Hala merak ediyorum. Ben camide yaşıyorum. O yüzden tavan yüksek. Ne, insanlarda kuyruk sokumu kemiği var. Adından da anlaşılacağı üzere bu kuyruklu atalarımızdan miras kalan ama sonradan körelerek yok olan kuyruğumuzun evet. bağlanması. Yani sokulması gereken kemik. Ve bu kemik wow. halen vücutlarımızda... Çağrı abi çok teessüf ederim. Tamamen yok olmamış olmasının nedeni civardaki kaslar için halen bir tutunma yüzeyi yaratıyor olması ve oturma pozisyonunda atalarımıza denge konusunda yardımcı oluyor olması. Ama aynı kemiğe ve bir de kuyruğa sahip olan kuzenlerimize baktığımızda o kemik kuyruğu tutan çok kritik bir yapı. Yani asıl işlevi... Vallahi senin kuzenin maymunsa ben bilmem ha. Benim kuzenin... Senin deden maymunsa ben bilmem ha. Ancak körelmiş ve bu sırada ikincil bir... Kuzen kemiği görüyorsun. Bir daha sayısız örnek var vücudumuzda. Rahmetler. Ve unutmayın, yok olacak düzeyde körelen organların işlevinden söz edemiyoruz çünkü yok olmuş gitmişler. Yani algıda seçiciliğe kapılıp da bak körelen her organın bir işlevi var gibi yalanlara aldanmayın. Sadece ve sadece az biraz işlevi olduğu için vücutta benim deden maymun değil. Organlar günümüze kadar Smash. Kalıyorlar zaten. Geri kalanları yok oldular gittiler. Dolayısıyla onları göremiyoruz. Kuyruk mesela az önce anlattım değil mi? Körelerek tamamen işlevsizleşmiş ve dolayısıyla bizde yok olmuş bir keşke organ. Kuyruklu ama olsaydık ha. Artığı olarak kuyruk sokumumuz halen var. Genomumuzda halen kuyruk üretiminden sorumlu genler var ve artık bunlar ne? Bozulmuşlar. Adeta körelerek sahte genlere dönüşmüşler. Yani bir zamanlar Allah kuyruğumuz Allah. Olduğundan eminiz. Körelme ile işlevsizleşmeyi birbirine karıştırmayın. Körelmiş organlar tamamen işlevsizleşip yok. Oğlum niye nabzı yokluğu alıyor? Maymuna yükseleceğim diye mi test ettin? Bak bugün bu ikinci beni Tonga'ya düşürmeye çalışmanız. Niye burada 90 yazsaydı maymun görünce? Çok da olabilirler. Ana işlevlerinden sapıp yeni görevler de üstlenebilirler. Ama her iki durumda da onlara körelmiş deriz ve bu yeni özellikleri edinme olayı da zaten neuron activated kendisiyle olan bir şey. Yoksa nasıl yeni özellik edinsin da. Diyor. Her ne kadar balina vücudunu incelemek bize bu büyüleyici gerçekleri öğretiyor olsa da balinaların karasal memelilerden evrimleştiğini doğrulamak için vücutlarına bakmamıza gerek bile yok. Genler zaten bütün evrimsel tarihi ortaya koymaya yetiyor. Örneğin balinaların karalarda yaşayan atalarının en yakın kuzenleri inceden geçiyorum da 3 dakikası var zaten ya bitirelim. Geyikler ve inekler gibi hayvanların atalarıydı. Yani balinalar balıklarla veya diğer deniz canlılarıyla değil her ikisi de ne karasal memeli hayvanlar olan su aygırları ve inekler gibi hayvanlarla yakın akraba. Bu da balina yani yüzen inek mi? Bize bir diğer veri hattı sunuyor. Su aygırları ve inekler gibi hayvanlar
çift toynaklı hayvanlar. Dolayısıyla bulduğumuz bir fosilin balinaların atası olduğunu iddia edeceksek evrim teorisi bize onun da çift toynaklı olması gerektiğini söylüyor. Yani yine bir öngörüde bulunuyor ve evrim bu sınavı da geçiyor. Bugüne kadar keşfedilen ve toynaklı balina evrimiyle balina ilişkilendirilen fosillerin dinozorlar nerede? Hepsi çift toynaklı. Hem de az buz geç bir fosilden onu de söz etmiyorum. Balinalar bugüne kadar evrimini en net aydınlattığımız hayvan gruplarından biri. Bu görselde bugüne kadar keşfedilen tüm türleri, fosillerini ve nerede keşfedildiklerini görüyorsunuz. Görebileceğiniz gibi 4 üyeli karasal hayvanlardan tamamen denizlerde yaşayan balinaların evrimine kadar geçen 50 milyon yıllık sürece ait ihtiyacımız olan bütün fosillere sahibiz. Hatta bunlardan en etkileyici olanlarından biri daha yeni Abi şimdi evrim... Bak şimdi bak. Hazır mısın? Tam gece 3.15 muhabbet. Şimdi evrim kesinlikle kanıtlanamıyor ya. Teknik olarak hani ne kadar böyle şeyleri görsek de. Yep atmayın bir dakika. Hani fact olamıyor asla. Çünkü göremiyorsun. Teori oluyor yani. Evrim teori olarak kalır. Kanıtlanım yani %100 olarak fact olduğunu... Dur. Bekle şimdi. Dur. Zaten science fiction bir şey anlatacağım. Boş ver. Dur. Peki. Ya gelecekte insanlar? Dur. Bekle. Kanıtlanamıyor diyoruz. Tamam mı? Ben işte bak. %100'lüğünden bahsediyorum. Ya gelecekte insanlar tarih simülasyonu yaptılarsa birebir bütün koşullara uyarak ve biz o simülasyon içinde yaşıyorsak, dışarıdan simülasyonu izliyorlarsa ve o simülasyonlarında adamların mesela bir gün 1 milyon yıla eşitse, uzaktan tarih simülasyonuna bakarak bütün o evrimin step by step listesini çıkartıyorlarsa, anladın mı? Tamamen yapılmış bir gerçekliğin içindeysek. Matrix değil. Matrix apayrı bir konu. Simülasyon olunca Matrix olmuyor. Biz tarih simülasyonunda olduğumuzu varsayıyoruz şu an. Hani o dünyada yaşayan insanların yaşadığı... Evet abi. Boş ver. Keşfedildi ve analizi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Phaeomycetus anubis adı verilen bu balinamsı türün dışarıdan net bir şekilde görülebilen... Simülasyonda şimdi insan olmayabilirler. Evet, hani çok ileri bir gelecekten bahsediyorsan bizim evrimleşmiş halimiz oluyorlar. Çok belki hani sadece bilinçler falan, kaç milyon yıl falan sonra simülasyonda olduğumuzu da tahmin edemiyorum ama. Ve bacakları vardı. Sadece bir tarih kitabıysak. Kütleye ve 10 metre uzunluğa sahipti. Hem karada yürüyüp hem de sularda vaktini geçirebiliyordu. Yani yarı suculdu. Böylece balinaların evrim ağacına yepyeni bir tür katılmış oldu. Ve bu bize evrim teorisinin balinaların hangi basamaklardan geçerek evrimleştiğine dair öngörülerini... Bu adam admin aslında değil mi? Saklanıyor öyle. Yazı tura gelme olasılığını hesaplayabilecek değişkenleri bulabilirlerse o adamı da çözerler. Bir kez daha sınama imkanı verdi. Mesela bu fosiller evrim teorisini çok bir diğer bir şekilde sınıyor. Eğer evrim gerçekse karasal memelilerin yüzünün ön tarafında bulunan burun deliklerinin kademeli olarak bugünkü gibi kafalarının üzerine kayması gerekir, öyle değil mi? Ve bunu fosillerde görmemiz gerekir. Ve fosiller bu nostrillerin kayışını kademe kademe harika bir şekilde gösteriyor. İşte ara tür denen şey bu. Daha ne olsun? Bakın video boyunca kaç tane veri hattından söz ettim. Anatomi, histoloji, sitoloji, paleontoloji, genetik, paleobiyoloji, paleocoğrafya. Bunların hiçbiri birbirine bağımlı dallar değil. Hepsi bağımsız veri hatları. Ama her biri aynı şeye işaret ediyor. Her biriyle evrimi çürütmeye çalışıyoruz ama evrim teorisi son 150 yıldır milyonlarca kez yaptığı gibi bu zorlu testi de alnının akıyla geçmeyi başarıyor. Evet. Daha ne olsun oğlum? Balina'da el çıkmış yani. Bir daha iki kere like attım. Şimdi peki bir tane Jonathan Joestar diye biri vardı chatte. Çocuk yaklaşık Matrix 4 trailer çıktığından beri 32 kere Matrix 4 trailer izleyelim yazdı.